Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Evet, günaydın sevgili seyirciler. Para Rotası'nda sizlerle birlikteyiz ve bugün zannedersem 26 Eylül değil mi Cüneyt? Evet, 26 Eylül 2013 ve Perşembe'ye geldik. Yarın haftanın son günü. Bu hafta piyasalara baktığımızda geçen hafta Perşembe sabahında büyük bir mutlulukla uyanmıştı piyasalar. Büyük bir coşku vardı. Arkasından da piyasalarda bir ciddi realizasyon oldu. O mutluluk fazla sürmedi ve bu aşamaya kadar da geldik. Bu sabah gözümüzü açtık. Fitch'ten işte açıklamalar var. Birincisi, Fitch bugün toplantı yapacaktı. Öyle değil mi? Bildiğimiz oydu. Evet, toplantı yapacak. Toplantıdan önce adeta bir özet verdiler. Herhalde toplantıda biliyorsun basın alıyor, cımbızlıyor. Bir tane cümleyi öne çıkartıyor. Bu sefer ortalık çalkalanıyor. Herhalde bu biliyorsun Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni yasası da bu artık not değişimleri veya açıklamaları piyasalar kapalıyken yapmaları konusunda düzenleme yaptı. Şimdi Fitch sabah sabah dedi ki tamam siz büyüme biraz azalır ama kriz geçirmezsiniz dedi. Yani kafalarda kalan en önemli cümle o. Kriz geçirmezsiniz dedi. Sonra da arkasından da ekliyor. Ama diyor, hani sermaye girişleri diyor, kısıtlandığı sürece daha da azalırsa sert iniş olabilir diyor. Tamam mı? O zaman kriz de hani yumuşak iniş, kriz çok çok sert bir iniş. Uçurumdan aşağı düşüş, normal yumuşak iniş, yumuşak iniş. Yani uçağın yavaş yavaş inmesi gibi. Bir de sert düşüş diyelim kriz haricindeki. O da bir spazma benziyor. Yani kalp krizi geçirdiğinde bütün kan gitmiyor ve kalbin belli bir bölümü hücreler ölüyor. Spazmlı ama hücreler ölmüyor ama bayağı bir sıkıştırıyor. Tüm bunların hepsini bir araya getirdiğimizde sen şimdi Fitch'in hemen bir sıcağı sıcağına şu yorumunu yapar mısın? Yani Fitch ne demeye çalıştı? Şimdi toplantı öncesi böyle bir basın açıklaması bir kere bence son derece olumlu. En azından Fitch'in duruşunu görmemiz açısından ve toplantıya katılacakların kafalarındaki soruları Fitch'e sorup o cevapları almaları açısından bence gerekli ve uygun, olumlu bir adım. Ha Fitch ne dedi dersek yeni bir şey bence söylemedi. Çoğu fiyattan içinde olan hepimizin bildiği şeyler. Zaten gelişmekte olan piyasalarda ABD kaynaklı veya Avrupa kaynaklı sorunlara bağlı olarak geri çekilme ve satış riski oldukça Türkiye'de bundan nasibini alacak. Evet. Burada önemli olan şu, cari açımızdan bahsediliyor bir kez daha. Yani Türkiye'nin yapısal sorunları olduğunu, cari açık üretmek noktasında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu, enerji bağımlısı olduğunu ve bazı kırılganlıklar yaşadığımızı biliyoruz. Ama bazı şeylerin de altını çiziyor Fitch. Güçlü bir bankacılık yapınız, güçlü bir kamu maliyesi yapınız, sürdürülebilir bir borç yönetim tarafınız ve borcu da uzun vadeye yaymış olan bir yapınız. Dinamik bir reel sektör. Yani ve dinamik bir reel sektör. Dolayısıyla Türkiye'nin krize girme ve krizden çıkma zamanları dünyadaki diğer ülkelerdeki zamanlara baktığımızda istatistik olarak çok daha pozitif. Bütün bunlar toplamında ben şunu görüyorum. Türkiye'nin krize girebilmesi için yurt dışının çok aşırı bir kırılganlığa ulaşıp ekstrem olayların gerçekleşmesi. Bunlarla yaşayacağımız net olarak şudur. Biraz daha fazla maliyetli borçlanacağız. Kurda bir miktar daha yukarı hareket göreceğiz. O kurdaki yukarı hareket özel sektör borçluluğu üzerinde bir miktar sorun yaratacak. Ama o sorunu aşabilecek dinamikler Türkiye'de var. Özel sektörün dinamik olmasından da bunu kastediyor. Yani aşılmayacak bir sorun yok. Ancak kur öngörülemeyen bir yüksekliğe dolar TL tarafında özellikle çıkmaya başlarsa içsel veya dışsal bir sebeple atıyorum 2.20 üzerinde 2.40'lar bile
belli oranda orada kalıcı olmaması kaydıyla fiyattan içindeyken kur daha da yüksek bir seviyeyi hedeflemeye başlarsa, faiz şifhanelerin üzerine çıkıp o 250 bas puan dediği o da 10'lar 11'ler maksimum 13'ler 15'lere doğru hareket oluşmaya başlar. Bu içerideki hem özel sektörün hem kamu maliyesinin dengelerini sarsmaya başlarsa, bu ister istemez hem büyüme tarafında hem enflasyon tarafında hem istihdam tarafında, yani topluca para politikaları noktasında sorun çıkarırsa Türkiye krize girer diye düşünüyoruz. Ve Fitch de aslında bunu söylüyor. Bunun haricinde Türkiye bir miktar daha fazla bir maliyette borçlanır. Kurunda bir miktar dalgalı hareket görür. Volatil günlere hazır olun. Yani tek yönlü bir piyasa düşünmeyin. Sadece aşağı ya da sadece yukarı değil, volatil bir piyasa göreceğiz. Zaman zaman kurun yukarı çekildiğini, zaman zaman maliyetlerin yükseldiğini, ama Türkiye'nin bu süreci atlatma gücünün masada olduğunu belirten bir açıklama. Evet, Fitch'in yapmış olduğu açıklamaları çok, sen de kendi açından çok güzel değerlendirdin. Normalde şöyle bir şey var, kafamda bir soru var. Ben cevaplayamıyorum Cüneyt. Yani bu soruya gerçekten ben cevap veremiyorum. Ne olursa olsun bakalım. Senin mütevazilik yapıyorsun. Bu yok yok, vallahi cevap veremiyorum. Şimdi bak, sermaye girişleri azalacak değil mi? Önümüzdeki hikaye ne? Bütün herkes neye inanıyor? Gelişmekte olan ülkelere sermaye girişi eskisi gibi olmayacak. Şimdi Türkiye'ye şöyle bir giriş dönemleri var. 2003-2007 arası gelişmekte olan ülkelere muazzam bir sermaye akımı var, gelişmekte olan, gelişmiş ülkelerden. Zaten o sırada bizim endekste 12 binlerden falan, hatta 10 binlerden borsa 55-57 bine kadar gelmişti. Arkasından 2008 krizini yaşadık. Orada dolar tüm dünya piyasalarında patladı gitti. Dolar bulamıyordu kimse. Fed bu doları bastı. Verdi herkese. Sonra rahatladı. Ne zaman ki Amerika'da bankalar stres testini geçtiği andan itibaren, 2009'un Mart'ından itibaren, 2011'e kadar yine muazzam bir sermaye girişi oldu. Ve baktığın zaman biz de 2010-2011'de bayağı iyi bir büyüme kaydettik. Yani ne zaman büyük sermaye girişi olursa, dışarıdan bol para gelirse biz de çok güzel büyüyoruz, ama o sırada da cari açık da hızla arttı. Borçla büyüyoruz. Bu büyüme ciddi bir balon yaratabilirdi. Yunanistan'daki kriz, arkasından İtalya'nın, İspanya'nın aynı potaya girmesi. Ta ki Draghi, kardeşim herhangi bir ülke zora düşerse onun tahvilini alacağım, yeter ki başvursun, yeter ki şeyi de kabul etsin, bu bütün uygulanacak politikaları da kabul etsin dediği andan itibaren. Biat etsin. Evet. Türkçesi. Ta şeye kadar, Mayıs'a kadar gene, yani o tarihten itibaren 2012'nin Haziran'ından bu Mayıs'a kadar yine bir sermaye girişi oldu. Ve bizim borsada, bizde yalnız biz sürekli pozitif ayrıştık. Şeye kadar geldik. İkide yatırım yapılabilir, BIST. Not aldık. Evet, işte iki tane not artırımı aldık. O yüzden zaten pozitif ayrıştık. Şimdi artık gelişmekte olan piyasalara para girmeyecek. Daha doğrusu girmeyecek değil de o kadar gelmeyecek. Artık uluslararası piyasalarda faizler artacak. Neden? İşte ABD 10 yıllıkları, 5 yıllıkları faizler bir anda 1,5, 1,60'dan 10 yıllıklar geldi, 3'e geldi. Bundan sonraki senaryo şöyle anlatılıyor. Benim çözemediğim soru bu. Bundan sonra 3,5'a doğru gidecek diyor faizler. Ve gelişmekte olan ülkelerle Amerikan faizi arasındaki spread açılacak. Borçlanma daha maliyetli hale gelecek bizim özel sektör için. Yani döviz borçlanmak. Hele ki bu aşamadan sonra döviz borçlanmak da çok tehlikeli. Çünkü resmen Merkez Bankası faizle oynamayacağım dedi. Ve kuru dalgalanmaya bıraktım dedi. Daha önce ben kuru belirliyordum ama kuru dedi. Ama 1.92 diyerek de aslında bir kur hedefi de verdi yani. Ya işte vallahi yani bir tek onu anlayamıyoruz. Yani o nasıl olacak, ama orada da dikkat et. Erdem Başçı'nın şeyi var. Sermaye girişleri devam ederse 1.80'e kadar düşebilir. Canım sermaye girişleri 2003 ile 2007 arasındaki artarsa 1.50'ye düşer. Yani o kadar bir sermaye girişi olursa önemli olan o gelecek mi gelmeyecek mi? Şimdi Erdem Başçı'ya göre, benim anladığım 1.92 hedefini verdiğine göre bu geçici bir dönem. Bir süre sonra yine gelişmiş ülkelerden buraya sermaye akmaya devam edecek.
Bütün dünyadaki finans uzmanları, Amerika'daki uzmanları, bizim uzmanları hepsini okuyorum. Hayır, gelmeyecek. Yani öyle bir şey gelmeyecek. Şimdi gelmeyeceği fiyatlayan piyasa, tamam mı? Zaten bu fiyata girmişse, yani ona göre yarın faizlerin 3,5'a kadar çıkacağını göz önüne olarak fiyatlama yapıyorlarsa, çıkış yapmaya çalışıyorlarsa, o zaman orada bir yanlış olması lazım. Yani şimdi herkes ona göre pozisyon almışsa herkes pozisyonu almış demektir. Yani bir denklem hatası var diyorsunuz. Evet, bir görüş de şöyle. Herkes bu pozisyonu alamadı. Yani Fed açıklamayı yaptı ama mesela 117 milyar dolarlık yabancıların devlet tahvili portföyü var Türkiye'de. Faizler %9'a fırladı gitti. Likidite bitti. Orada zaten satmak isteseler bile şu an alıcı yok. Dolayısıyla o likidite sıkıntısı yüzünden çıkamadılar. Ama biraz bir piyasalar düzelip rahatlayınca bunlar çıkmaya çalışacak. Yani pozisyonunu değiştirmeye fırsat bulamadılar görüşü var. Zaten sizin de sorunuzun ve benim aradığınız cevap... Benim çözemediğim nokta, bu gerçekten fiyatlara girdiyse eğer, o zaman daha kötü olmaması lazım. Yani biz Kasım'da, Aralık'ta falan bayağı bir olumlu hava görmemiz lazım. Eğer ki çıkamadılar da fırsat kolluyorlarsa, o zaman Bernanke'nin gerçekten de onlara fırsat yaratmak için, bakın şimdi Eylül'de başlatmadık, Ekim, Aralık'a kadar hadi ben uzattım, o zamana kadar ne yapın yapın çıkın görüşü o zaman doğru. Güzel bir soru hocam ve güzel bir aslında beyin jimnastiği, beyin fırtınasına da bir sebep veriyor bu sorunuz. Bu olaya iki türlü bakmak lazım. Türkiye ölçeğinde ve ABD ölçeğinde. Hı-hı. Global ölçek zaten bütün ABD'nin politikalarına bağlı olarak gelişiyor ama biz kendi ülkemize bakacağız. ABD'nin %3 ve üzeri bir faizi kendi ülkesinde de çok kolay meç edebileceği, onu göğüsleyebileceği bir durum henüz oluşmadı. Yani büyüme kırılgan, evet, İslam'da doğru. İyileşme kırılgan. %7,3'ler, %7,4'ler var ama iş aramaktan artık umudunu kesmişleri de işin içine kattığımız zaman %12'lere varan bir işsizlik hala gayri resmi olarak ABD'nin önünde. Hı hı. Artı reel sektöre o Fed'in bastığı para ne kadar indi? Tüketici kredileri yoluyla inmesi ve ABD ekonomisini büyüme noktasında daha kalıcı hale getirmesi gerekirken %3 ve üzeri bir ABD 10 yıllıklardaki faiz kendi ülkesindeki kırılganlıkları da arttıracak. Evet. Fed'in pas geçmesinin birçok sebebi var dediğimiz nokta bu. Siyasi bir karar. O zaman niye Aralık'ta başlasın ki? Yani işte zaten Aralık'ta hani Eylül'de başlar deniyordu %90. Evet. Pas geçti. Şimdi Ekim deniyor. Sonra Ekim pas geçerse Aralık denecek. Yani Fed'in daha masadan ne zaman çekileceğine dair bence net bir algı dahi yok. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Fed abi. Dahi bunun altını tam olarak çizemiyor. Yani ben şöyle... En fazla sembolik olarak 5 milyar, 10 milyar, bilemediğiniz 15 milyar dolar geri çeker ama Bernanke'nin orada özel bir notu var. Amerikan ekonomisinin gerektiği şartlarda biz azaltım değil arttırım da yapabiliriz. Hah, işte oraya geleceğim. Bak şimdi. Yani... Amerikan ekonomisiyle kalıcı bir iyileşmenin oluşma şartları tam oluşmadan Fed bu masadan kalkmayacak. Hatta faizci asıl soruyu 2015'e kadar öteledi. Ben piyasanın tersine gitmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum bu şartlarda. Şimdi herkes... Yani en kötünün satıldığı noktasında evet. Öyle bir senaryo ihtimali var. Hiç de yani, az değil yani. Bak şey ABD 10 yıllıklarına bak mesela şimdi, tamam mı? 2.64 seviyesinde bu 3'e geldi. Yani 2.99'dan... Orada sözlü müdahale yaptı FED Başkanı. Tamam, sözlü müdahale yaptı. 2.64'e düştü. Hadi tamam, bu dedi ki aralığa kaldı falan diye, tamam mı? Şimdi bana şey ters geliyor. Şimdi herkes bu senaryoya inanmışsa... Mesela Atilla diyor ki, Atilla Yeşil'e de haklı olarak... Ben dedim ki ya ayda 15 milyar, 20 milyar dolar çekmekle... Yani o kadar büyük bir etki yapar. Bunu nereden nasıl etki yapacak? O şunu söylüyor, ya 85 milyar dolar Yaşar diyor. 12 ayla çarp sen bunu, 1 trilyon dolar. 1 trilyon doları artık ben azaltıyorum ve daha fazla piyasaya vermeyeceğim dediğinde. Zaten gelişmekte olan ama ülkeler... Ama komple çekmesi kaydıyla. Ya şöyle, yani yavaş yavaş azaltıyor kaydıyla. Ya. Tamam, yani. Gelecek 2014'ün ortalarında sıfırlanmış olacak. Artı bütçesi genişliği, parasal geliştirmeye başlamadan önce 850 milyar dolardı dedin. Evet. Şimdi 4 trilyon dolar. Şimdi bu senaryo şu. Bak,
Ve bunu çekmeye başladığını varsayalım, tamam mı? Biz 2014'ün ortalarından itibaren gelecek bir yıl içerisinde yeni bir trilyon dolar yok, tamam mı? Yani yok olduğu varsayılıyor. Ya bak yine o senaryo diyorum yani. O senaryoda ben öyle demiyorum. O senaryoda öyle, tamam mı? Şimdi Fed, şimdi sen de doğru söylüyorsun. Fed niye çeksin o zaman? Yani dediğin gibi diyor ki Bernanke, eğer işler kötüye girerse QE4 bile yaparım. Dün Sadi Uzunoğlu diyor ki, yok hocam diyor. Yani bunların diyor parayı çekmelerine imkan yok diyor. QE4 yapmayacak. Yok, QE3 sınırsız zaten. QE3 sınırsız zaten ama yani şimdi şöyle bir şey düşün. Azaltacak, çoğaltacak. Sınırsızlığa geçti. Bir kere bunun altını çizelim hocam. Fed eğer QE3'ü bitirirse sınırsız tahvil alımını bitirecek ve parasal genişlemeden belirli bir süre çekildiğini ilan edecek. Devam, ilan etti. Ama öyle bir durum sonra henüz yok. Sonra da büyüme -1'e düştü. O zaman yeniden başlarsa bu da QE4 olmaz mı? İşte bence QE4'e geçmemek için bu sınırsız olarak açıkladığı parasal genişleme içinde oynayacak. Azaltacak ya da arttıracak. Henüz daha azaltma noktasına bile gelmedi. Ekim'de gelecek, gelmeyecek. Yani 85 milyar doların tamamıyla sıfırlanması için gerekli şartların ABD ekonomisinde oluşması, yani kalıcı 6-6,5, gizli işsizliğin de düzelmesi, ABD ekonomisinde %2-3 büyüme, kalıcı %2-3 büyüme, tüketimin kalıcı olarak ekonomiyi beslemesi, finansal regülasyonların, Basel 3 kriterlerinin, bankacılık sektöründeki sermaye boşluklarının doldurulurken Fed'in bir anda masadan çekilmesi. Ben buna inanmıyorum. Ha işte bak o noktada. Net olarak Fed masada kalacak. Bak şimdi bence başka bir sonuca geliyoruz o zaman, tamam mı? Başka bir sonuca geliyoruz o zaman. Ya hepimizin kafasında Aralık'ta başlayacak, azalacağı göre fiyatlıyor her şeyi piyasa, tamam mı? Benim mantığım bunu kabul edemiyor bütün. İşte yani zaten tamam, Fed Eylül'de artık yani cevap veremediğim soru bu. Aynen. Zaten hiç onun cevabı şurada. Şimdi bak hatırla. Bak Cüneyt, çok önemli bir nokta söyleyeceğim. Bak sen de orada hak vereceksin. Bu adam Mayıs'ta bu konuşmayı yaparken Bernanke, hani azaltım 2014 ortaları itibariyle bitirmiş olabilir, sıfırlamış olabiliriz. İşsizlik de %7'ye düşmüş olabilir falan filan dedi ya. O konuşmadan önceki konuşmaları hatırla. Bütün Fed üyeleri artık azaltılmaya başlanmalı, biraz azaltılabilir diye piyasayı hazırlamadı mı? Önce hazırlattılar piyasayı, tamam mı? Şeyde başladı bu, Nisan'da falan başladı. Yani Mart-Nisan'da başladı bu konuşmalar. 22 Mayıs'ta da miladı oldu. 22 Mayıs'ta da direkt Bernanke net süre verdi. 2014'ün ortaları artı %7'de işsizliği Haziran ayında da bu düşmüş olursa açıkladı dedi. Bunu. Tamam ama dedi gene de arttırabiliriz falan dedi. Bak şimdi ben şöyle bakıyorum olaya. Bernanke de bir insan. O da yatıp uyuyor, kalkıyor, yemek yiyor, içiyor vesaire. Tamam mı? O da duygu taşıyor. Yani o da bir karar verirken tamam mantıklı. Bir de başkanlığı gidecek bir başkan yani. Şimdi evet gidecek. Şimdi düşünsene. Warren Buffett'ın başkanı hala birisi Bernanke'de. Birisi deseydi ki o konuşmadan sonra faizler 1.60'dan 3'e gelecek deseydi acaba onu söyler miydi? Bir, kafamdaki soru o. Tamam mı? Bir kere kesinlikle ne Fed, ne Bernanke, ne de ben, ki ben aynen şu yorumu yaptım. O gün konuştu Bernanke. Piyasalar acayip bozuldu. Bunu çok açık ve rahatlıkla söyleyebilirim. Dedim ki bunun etkisi 2 gün sürer. Zaten bu hazırlamışlardı piyasayı. Faizler dedim tekrar 2.50'nin altına, 2.47'ye gelmişti. Tekrar şeye doğru düşer, 2'ye doğru düşer dedim. Bak o günkü yorumum buydu, biliyor musun? Acayip terse geldim. Müthiş terse geldim. Nasıl terse geldim? O söylediği şeyi zaten söylüyordu adam diyorum. Sadece süresini de belirtti diyorum, tamam mı? Fakat piyasayı okuyamadığımı fark ettim o gün. Yani 2 gün sonra, daha doğrusu 3 gün sonra piyasayı okuyamadığımı fark ettim. Sonuç olarak şunu söylemeye çalışıyorum Cüneyt. Şimdi Fed bunu beklemiyordu. Eylül'de de yapacaktı, azaltacaktı. Fakat hem bu borç tavanı vesaire işi, hem de bu faizlerin bu kadar yükselmesi, bir de başlarsak dedi faizde 3.5'a gider dedi. Beni tamam de mı? Etkileyecek dedi. Suriye başlığında kapanmadı, borç tavanı ilk kapanmadı. İlk baştaki fikirlerinin, ekonomik iyileşme tam olarak kapanmadı. İlk başta Mayıs'ta konuşurkenki planının ben Bernanke'nin tarafından değiştiğini düşünüyorum. Sonraki kısımda da Janet Yellen, tamam mı, geldiğinde çok daha siyasi etkiye açık birisi o.
Yani sonuçta geldiğinde bilebildiğimiz kadarıyla. Ve ondan sonra bu iş başlamaya da bilir. Yani hakikaten Erdem Başçı haklı da çıkabilir. Ama istersen uyarıyorlar benim. Bir reklam arası vereceğiz. Bu konu üzerinde senin toparlayacağım. Sen toparlamanı olarak istiyorum. Yani benim kafamdaki karışıklığı sen bir toparla. Sevgili seyirciler, sizin de kafanızı karıştırdım ama kafalar karışmadan, üzerinde beyin jimnastiği yapmadan bir sonuca ulaşamıyoruz. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, tekrar birlikteyiz. Şimdi benim bu karışıklığımı az önce özetledim, izlediniz ve Cüneyt, şunu bir toparlasana, ne olup bitiyor? Yani ben de şöyle rahatlayayım abi, yani herkes kötüyü beklerse kötü olmaz diye benim çok derinden bir bilgim var. Yani o bilgiye daha çok güveniyorum. Ne olacak? Şimdi yayın arasında söylediğim gibi sizin programlardaki en güzel özellik bu. Biz bir beyin fırtınası yaparak insanların kendi yatırım stratejilerini belirlerken farklı noktaları da göz önüne alıp kendi oyun planlarına onların da dahil etmelerini sağlamak. Evet. Ve bu gerçekten keyif verici. Burada benim bakışım şu hocam. Mayıs ayında ve Haziran ayında o iki pivot tarihte FED yeni bir denklemi masaya getirirken gelişmekte olan piyasalarda ciddi bir kar vardı. Evet. Ve bu karın alınması için piyasa oyuncularının eline önemli bir bahane geçmiş oldu. Daha sonra birbirini de takip eden stop loss emirleriyle birlikte o kar bir sürü hareketine dönüştü. Tetiklenerek bugünlere, yani FED öncesi, Eylül öncesine, o Ağustos ortalarına kadar gelindi ve gelişmekte olan piyasalarda oluşmuş karın önemli bir kısmı geri alındı. Tamam. Bu birinci etaptı. Daha sonra Eylül ayına kilitlendik. Eylül ayında da ne bekleniyordu? Eylül ayında artık FED Haziran'da verdiği gibi tahvil alımına ara verecek, bir miktarını geri çekecek, azaltıma gidecek ve ondan sonraki o takvimi çalıştırmaya başlayacak. Bunun pas geçildiğini gördük. Evet. Pas geçilirken de sebeplerini söyledik. Şimdi artık bence çok daha fazla ABD ekonomisindeki verilere, çok daha fazla FED'den gelecek sinyallere ve FED'in o pas geçme sini oluşturan siyasi unsurlara konsantre olacağız. Yani Suriye tarafında gelişmeler, borç tavarını çözülecek, orada cumhuriyetçilerle pazarlık var. İşte hem Suriye ama Obama için büyük bir ödün verecek orada. O muhtemelen verecek harcama, sağlık reformunda veya ABD hükümetinin büyümeye katkısında. O pazarlıklardan sonra o umutluk muhtemelen geçecek. Yani FED artık bu parasal genişlemeden birkaç ay daha pas geçebilme ihtimali de masaya geldi. Bizim bakacağımız nokta şu. Net bir senaryo var. 30 bin BIST'e dönersek 93 binden 63 bine gelmiş ve şu an tepki hareketini sürdüren BIST'in bu tepki hareketine devam edebilmesi için Ekim ayının önce borç tavanının aşılması, ondan sonra da Ekim ayında tekrar FED'in pas geçebileceği sinyalinin gelmesi. FED pas geçmese dahi sınırlı bir bence azaltım yapacak. O da bir miktar fiyatlarının içine girecek. Sonra tekrar piyasaların olumluya dönme. O sizin bahsettiğiniz ihtimali hiç azımsanacak şekilde değil. Artı Türkiye'nin kendine özgü bir hikayesi var. Siz de yayın arasında konuştuk. Bak oraya geçmeden tam bu noktada Turgutçu'nun müthiş bir yorumu var. Ona katılıyor musun? Onu soracağım. Hocam bu tahvil alımı ne kadar uzun sürerse bizden o kadar çok sermaye kaçışına çanak tutar diyor. Tamam mı? Ve bu iş bir gün olduğunda, yani tahvil alımı işi bitirildiğinde bizi o kadar çok derine iter diyor. Ne kadar adamlar kaçamadan gerçekleşirse, yani ne kadar erken bu karar verilirse bizim için o kadar iyi olur diyor. Şimdi bu görüş, yani bu görüşe %100 katılıyorum. Zaten adamlar paketlenip kaldılar. 110 milyar dolar burada kaldılar. Şimdi ama orada şu var hocam. Katılmakla beraber. Sen buna katılıyor musun? Sınırlı katılıyorum ve şöyle de bir ekstra bir geliş şey unsur kendi gözümde antitez olarak söylemek istiyorum. 70 sente muhtaç terimi vardı hatırlarsınız. Hı hı. Türkiye'nin tarihinde. Türkiye artık farklı bir konjonktürde. Burada İsrail'in baş aktör olduğu jeopolitik risklerin maksimum düzeyde olduğu Orta Doğu, dünyanın çok önemli bir karar merkezi siyasi anlamda. MENA bölgesi olarak nitelediğimiz olayların eksenine baktığımızda ABD'nin o enerji
ekseninde hakimiyetini İsrail'le birlikte eşgüdümlü olarak ilan etmesi ve Rusya'nın ve İran'ın buna karşı çıkması. Suriye burada bir ara başlık. Asıl başlık orada ABD hegemonyasının, Avrupa destekli ABD hegemonyasının İsrail'le birlikte var olması. Şimdi buna doğru giderken Türkiye çok kritik önemde bir ülke. Bunun altını çizmek lazım. Yani bizim eskiden IMF çıpamız vardı. Sonra not arttırım çıpalarımız geldi. Şimdi jeopolitik risklerin olduğu ortamda jeopolitik önem çıpamız gibi bir çıpadan bahsetmek lazım. Ha biz kendi siyasi politik davranışlarımızda bu çıpamızı tehlikeye düşürecek hareketler yapmaya başlarsak sıralı olarak ve ABD'nin politikaları ekseninde bu jeopolitik ortamda Rusya, ABD, İran, İsrail, Avrupa 5 ekseninde ilişkileri doğru yönetemezsek işte o zaman sermayenin belli bir süre Türkiye'den uzaklaşma ihtimali olacaktır. Ama en uzun vadede niye çıksın? Neden çıkmadığının da altını şu unsurlarla çizelim. Bir, hala getiri anlamında en iyi getiriyi vaat eden ülkelerden biriyiz. Faizimizi rekor seviyede aşağı indirmemize rağmen hala en iyi faizleri veren ülkelerden biri Türkiye. Dolar TL'nin geldiği noktaya baktığımızda TL'nin değerlenme ihtimali azaldıkça, TL değersizleştikçe, yukarı çıktıkça yabancının hem faiz hem de kur anlamında iştahını hala arttıran bir ülke. Bunun değişmesi için çok radikal olarak Türkiye'de siyasi istikrarın bitmesi ya da komşularıyla ilişkileriyle birlikte asıl ABD'nin Büyük Orta Doğu projesindeki rolünü reddetmesi. İşte o noktada bunlar olmadıkça ben Türkiye'den para çıkışının öyle çok istenir veya Türkiye'yi bozacak şekilde olacağına inananlardan değilim. O olmaya başlıyorsa zaten oluşabilecek bir krizin Türkiye tarihinde çok özel bir yeri olur. Ben sana söyleyeyim, o fiyattan o zaman asla içinde ben değil. Ben o kadar iyimser değilim. Yani ben ya arada kırılganlıklar olacak. Yani şöyle, Türkiye'nin hala çok iyi bir hikayesinin olup hala çok iyi bir getiri sağladığını düşünmüyorum. Bak şöyle Cüneyt, neden biliyor musun? Yabancı yatırımcılarla sen de görüşüyorsun, tamam mı? Geçen Figen anlattı, bugün ben köşe yazısında yazdım. Figen Özarcı. Diyor ki yabancılarla görüşüyoruz. Yani yabancı yatırımcı diyoruz ki ya gel buradan %9-10 tahvil al, tamam mı? Alamam diyor. Niye? Senin politika faizin 4.50 diyor. Figen diyor ki ya o politika faizi artık geçerliliğini yitirdi. Başkan bile bunu açıkladı. Bizim faizimiz 6.75, 7.75. En düşük 6.75. Tamam mı? Bak en düşük 6.75. Bunun altına zaten şey var. Hayır diyor adam. Ben diyor kağıt üzerinde diyor 4.50 gözüküyor diyor. %9.5'tan diyor tahvil alıp zarar edersem diyor. Bana yatırımcım der ki kardeşim o ülkeye niye girdin? 4.50 faiz var orada. 4.50'ye mi gidilir? Yalnız bunu açıklayamam diye adam tahvil piyasasına girmiyor. Hocam şunun altını çizelim. %10 daha yukarıdan maliyetli borçlanmak, kamu maliyelerini o şekilde korumakla bir krize girmek arasındaki farkı lütfen açıkça ortaya koyalım. Yok ben krize gireriz anlamında değil. Belki maliyetimiz artabilir. Ama ben Türkiye'nin cazibesinin yani not artırımından önceki cazibe neyse, tamam mı? Onun yarısı bile olmadığını düşünüyorum şu an. Gelişmekte olan piyasalar eğer o sizin bahsettiğiniz en kötü satılmışsa, sene sonuna kadar bir olumlu ortam yaşayacaksa, yabancı 2 TL civarında bir kuru kabullenir ve Türkiye belli bir miktar para girişini yapar. En azından parayı çıkarmaz. Tamam doğru. Ama asıl sıkıntı şu değil mi? Deminden beri biz neyi konuşuyoruz? Onlar para basmaya devam edecek mi? Etmeyecek mi? Sebep? Çünkü onlar parayı basıp göndermezse biz sıkıntıya giriyoruz. Biz daha ECB'yi göreceğiz hocam. Hadi. Japonya habire sınırsızlaşıyor. Fed'in bu ortamda masadan çekilmesini tam olarak beklemek aşırı bir iyimserlik. Tamam. Bak o konuda kesinlikle. Japonya basıyor. Sinyal verdi. Draghi sinyal verdi. O da basacağım. Daha yeni en büyük bankaları 130 milyar euro sermaye ihtiyacı evet, içinde olduğu raporu çıktı. Likidite sıkıntı, litro 3 bile yapabiliriz falan dedi. Bak o konuda ben diyorum ki bu iş öyle kolay kurtulmuyor. Yani Türkiye'nin riskleri var. Kabul ediyorum. Yani ama yapısal kötü anlamda olan şu değil mi Cüneyt ya? Biz illa dış paraya bağımlıyız ya. Şunu bir politikalarda, bütün makro politikalarda biz şu bağımlılıktan kurtaracak bir ekonomi politikasına ne zaman yöneleceğiz biz? Yani bu, asıl büyük sorun bu. İşte onun için bir fırsat var aslında. O ya nedir? Şu an en önemli fırsat şimdi aslında. Tamam mı? Yani madem böyle oldu,
Yarın ne olacağı da belli değil. Bütün ekonomi politikalarını sen direkt olarak Babacan'ın söylediği gibi büyüme ilk defa, yani ben teşekkür ediyorum halk olarak, vatandaş olarak Sayın Babacan'a teşekkür ediyorum. Büyümenin kalitesinden memnun değiliz. %4 büyüdük diye hava atmıyor adam. Ve özellikle de diyor ki bunu üretime dönük bir ekonomi şey. Bu da ancak ihracat da olabilir. Ben net olarak korkumu söyleyeyim mi? Söyle. Üstadım? Eğer Türkiye yatırım yapılabilir notu bir kez daha kaybederse benim asıl problemim orada başlar. Çünkü biz bu notları korudukça ve koruyabilirsek ve bu süreci de bu notları koruyabilir şekilde atlatırsak tekrar gelişmekte olan ülkelere para akışı olduğunda Türkiye'nin ekstra hikayeleriyle birlikte kalıcı sermayenin Türkiye'ye akması ihtimali var. O ihtimal şimdilik ötelendi. Neden ötelendi? Çünkü gelişmekte olan piyasalardaki satış, Fed etkisi vesaire. Eğer ortam tekrar normalleşmeye başlarsa ABD hazinesi Türkiye'yi muhakkak destekleyecektir. Hedge fonlar sadece kendi kar amaçlarıyla bakmıyorlar. Göz ucuyla da bir yandan ABD'nin dış politikalarına da bakıyorlar. Çünkü bu fonların önemli bir kaynağı ABD kaynaklı. ABD kaynaklı sermayenin veya Avrupa kaynaklı, bizim asıl partnerimiz olan Avrupa kaynaklı sermayenin doğrudan yatırım yoluyla Türkiye'ye çok daha hızlı gelme ihtimali masada konulacak. Biz yatırım yapılabilir ülke olduğumuz sürece. Yeter ki bunu kaybetmeyelim. Evet. Eğer bunu kaybedersek asıl stres veya asıl krize bizi götürecek unsurların ilk adımının orada atıldığını göreceğiz bence hocam. Şimdilik dış piyasalara bağlı bir efekt yaşadık. Evet. Hala faizlerimiz çiftanenin altında. Dolar TL'de 2 lira belki de ihracatçıyı öngörülebilir bir hale getirebilecek, destekleyecek bir kur. BIST ise zaten gösterge değil. Hareketlerin yukarı veya aşağı ya, yönlü alsat imkanları vardı. Süremiz yer. De neredeyse bitmek üzere. Şu şey hakkında ne düşünüyorsun? Altın alsınlar mı bu fiyatlardan? Valla altın almaları için bir kere Ekim ayının da FED tarafından pas geçildiğinin sinyalinin alınması gerekiyor. Çünkü borç tavanını eğer çok problem edebilseydi altın, biz 1350-1360 üzerinde bir altın görmeliydik. Eğer burada seviye bazlı direkt strateji vermek istersek 1360 üzerinde kaldıkmaya başladıkça ben altında alım öneririm ve 1400-1430 hedefini ilk etapta koyarım. 1430 üzerinde de 1550 hedef. 1500-1550 hedef. Ama Fed'in pas geçme ihtimali oluşmaz ve Ekim'de hakikaten ilk indirimini yaparsa bir miktar altında tekrar bir düşüş senaryosu gündeme gelir. Orada da 1300 altında 1270-1280 çalışmazsa 1200-1250'ye bir hareket oluşur. O altın için tekrar alım yeridir. Yani bu şu noktada eğer alacaklarsa, Ekim ayında pas geçer dair bir ihtimal düşünüyorlarsa 1300 ve maksimum 1280'leri stop gibi kabul etmeleri lazım ons bazında. Hı hı. Ve hedefleri de 1360 üzerinde 1420-30, 1480 ve 1520 hedefli hareket edebilirler ama muhakkak stratejilerinde özellikle altın grafiğinde stop loss'u ihmal etmemeleri şart. Evet, 85-86 liradan ben de hani TL sordukları için öyle cevap veriyorum. 85-86 liradan alım yapılarak 88-90'dan satış imkanı doğacağını düşünüyorum. Hatta 93'e kadar bir hareket oluşuyor. Evet, orada ben satış imkanı doğacağını düşünüyorum. Önümüzdeki 82-83'te stop gibi kabul etmek lazım. Ama 82'nin altına düşerse de stop yapmaları lazım. Altında genel olarak görüntü bu. Şu an borsada açıldı. Borsa yukarı yönlü bir açılış yaptı. Onu 5 dakikalık grafiklerde gösterelim. Son 3 gündür düşüyordu. Dünkü kapanış seviyesi 76.250 idi. 76.500'ü gördü. Buralarda yatay gidiyor. Borsada ne olacak ve borsaya yatırım yapalım mı diyenlere benim cevabım şu. Özellikle onu soranlara şu 77.500 ve 76.000 seviyesinde gidip geliyor. 76.000 altını yani 75.750 stop yapmak lazım. Borsada ne olacağını bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani bu çok yönsüz bir hareket izliyor. Dış piyasalara paralel gidecek. Çok kısa ben de orada yorumum ekleyeyim üstadım, vakit varsa. Tepki hareketi içindeyiz. 63.000'den başladığımız tepki hareketi içinde kuvvetlenebilmek için eğer yurt dışı piyasalar S&P önderliğinde bozulmazsa ve sizin bahsettiğiniz 77.500-78 üzerine bir kez daha geçersek 80.000 bir kez daha direnç olacak. Ve 80.000 üzerine kalıcı yerleşmelerde hedefimiz o açılan boşluk, 85 civarı açılan boşluğa doğru hareket mümkün hale gelecek. Bu olmuyorsa muhakkak 76.000 altına dikkat, hatta 75.300-75.700 bölgesi bence de önemli bir bölge. Çünkü oradaki bir ilk FED sonrası açılan boşluğun
kapanması ihtimali doğar. Orayı da stop gibi kabul etmek lazım. Çünkü 71.573.000'e kadar ikinci sert hareket oluşuyor. Yani tepki olduğunu unutmamak, stoplu gitmek, yukarıda hedeflerimiz. Çünkü buradan mal al diyebilmek için endeksin en azından bir 85-90'a hatta yeni rekorlara gidebileceğini söylemek lazım. Tabii. Kar potansiyeli anlamında. Şu an 80.500. Şu an 80.000'in üzerine yerleşmeden ve o boşluk kapamadan bunu söylemek zor. O yüzden muhakkak stoplu gitmekte fayda var. Stoplarımızda aşağıda bir 75.300-700 ilk bölge, 75.000, 71.500-73.000 de son sınır bölge gibi kabul edilmeli bence. Cüneyt Baksoy, Reha Portföy Yönetim Komitesi üyesi. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sevgili seyirciler, borsada bana mantığım öyle demiyor. Ama grafikler diyor ki hızlı bir tepki yukarı gelebilir diyor. Yani grafik öyle okunuyor. 75.750 aşağı kırıldığı an 74.000'e kadar 1500 puan sert düşüş olabilir. Onu göz önünde bulundurun. Orası bir miktar çok kısa vadeliler için stop olarak düşünülmeli. Orta vadeli alım yapmayı düşünenler bence bir süre daha beklese faydası olacaktır. Evet, yarın sabah tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.